Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golbihan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bir uyarıda bulunuyorum. Kanalımıza abone olarak zili de aktif edip yani bildirimlerin tamamını açarak kanalımızdaki videoların yayınlandığında anında bildirim alabilirsiniz. Canlı yayınlar olduğunda size bildirim gelir ki canlı yayınları bildirimini 5 dakika sonra falan başlıyoruz. Bunların hepsini hazırlıklı olabilirsiniz. Artık kaplar da başlayacağı zaman patır 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 canlı yayınlara gireceğimiz için arkadaşlar geri kalmamak adına muhakkak ve muhakkak abone olup zili aktif etmeniz gerekiyor. Size mükemmel bir video hazırladım inşallah. Yani bu video mükemmel bir video olacak. Niye? Çünkü sizin hoşunuza gidecek o kadar güzel bilgiler var ki. Ama ilk olarak şeyden başlayalım. Kayseri Spor'da Max Mayer ve Kolkır açıklaması. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da. Yukatel Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı, Max Mayer ve Steven Kolker iddialar üzerine Spor ikisi açıklamalarda bulunmuş. Bu arada e, belki Berna Hanım'la bir maç izleyebilirim. Herhangi bir Kayseri maçı izleyebilirim. Bilginiz olsun. Eğer görüşürsem de orada hepinizin adına selamlarımı iletirim. Şimdi Fener Maçı'dan Max Meyer ve Steven Kolker'la ilgili çıkan haberlere bu iddialar ne alaka diye cevap vermiş sezona genç ve sözleşmesi devam eden oyuncularla yeni sezon yapılandırması oluşturacak olan Kayseri Spor biliyorsunuz kısmi transfer yasağı var Kayseri Spor'un şimdilik. Şu ana kadar en sessiz kulüpler arasında diyor mecbur ve yol haritasını gençler üzerine korup çıkan bazı haberler üzerine Berna Başkan da demiş ki Spor X'e e, Fenerbahçe Maxime ve Kolkır ile ilgili yapılan haberler asılsız demiş. Şimdi Çağdaş <laughs> Çağatay mıydı? Çağdaş Atan'ı getirdiler. Çağdaş atan kol biliyor. O yüzden mantıklı. Şimdi 2 milyon euro piyasa değeri var. 1.91 boyuna 29 Aralık 1991 doğumlu 30 yaşındaki stoper 31'e girecek. Biraz yavaş ama müdahaleli havadan iyi bir stoper. Sierra Leone e, milli takımı oyuncusu. İngiltere milli takımında da oynamışlığı var. Şimdi <laughs> futbolcu şu anda boşta. Birçok arkadaşım Fenerbahçe dese de karnesine bakıyorum 27 maça çıkmış. 2 gol 1 asisti var. 2355 dakika ligi biliyor. Kaç sezondur bizim ligde arkadaşlar? 2019'dan beri bizim ligde. 2019 Ocak'tan beri. Yani e, ligi de biliyor. İyi de bir oyuncu. 20 Nisan 2022'de Gaziantep ile sözleşmesini feshediyor. O anda piyasa değeri 3 milyon euro iken şimdi birden biri 2'ye düşürülmüş. Bu da çok komik değil mi ya? Yani 20 Nisan 1 Haziran arasında top oynamadı diye 1 milyon euro düşürmek çok çok komik değil mi ya? Transfer market'ın Fenerbahçe futbolcusu değil de Seydin herhalde 3'te dururdu o şeyim. Bakalım ne olacak? Max Mayer 500 bin euro piyasa değeri var. Bak buna aldanmayın. Max Mayer hala 26 yaşında. 18 Eylül doğumlu 26 yaşında. Merkez orta saha oyuncusu. Alman milli takımda 4 kez forma giymiş. Rogon oyuncusu. Ee, ve Şöyle bir özelliği var Meyer'in. Ee, Fenerbahçe ücretsiz geldi. Fenerbahçe ücretsiz geldi. Oradan düşüş yaşadı. Bak Chris Schalke'den Crystal Palace'a gidiyor. 18 milyon euro piyasa değerindeyken orada çöküş. Çok çok ilginçtir. Hani zamanında 18'i görmüş, zamanında 20 milyon euro piyasa değerini görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Zamanında dediğim 4 sene önce. Geri kazanılabilir mi? Zannetmiyorum. Siz de zannetmiyorsunuzdur. Ha, hocam bunlar elde mi kalacak? Bir yere gidecekler mi? Arkadaşlar bu iki futbolcuna ilgili şunu söyleyeyim. Ee, i̇ki futbolcunda ben Fenerbahçe'ye geleceklerine ilgili bir şey söyleyeyim. İki da Fenerbahçe'nin futbolcu değil diyebiliyorum. Ama bakalım zaman neyi gösterecek? TFF'den yayın ihale mi, ihalesi açıklaması. TFF yayın ihalesiyle ilgili kararlarını açıklamış. Ve iki yılda Dici Türkiye'de devam edileceğini bildirmiş. Hani ukalalık olmasın diye Mustafa Hoca yine bildi etiketini bir daha paylaşmayı düşünmüyorum. Ama ben bunu size aylar önce söyledim. Süper Lig ve birincilik yayın ihalesine ilgili karar Hatta saran grup açıklandığında dahi dedim size. Düşünün yani saran grup imzalasın, imzalamasına rağmen. diyor ki TFF ile Türk arasında yarın yani bugün için herhalde bahsedilen bugün için mi? yarın yayın hakları imza töreni düzenlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllar Süper Lig ve birinci, Türk TFF birinci lig yayın haklarının elinde bulunduran Dijitürk ve Beyin Medya Grup arasında 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni 24 Haziran Cuma günü ha e, pardon 24 Haziran Cuma günüymüş Riva'da düzenlenecektir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Dijitürk CEO'su ve Beyin Medya Grup CEO'su Sayın Ersan Başlar e, şey Yusuf El Obaidli <laughs> Yusuf El katılımıyla gerçekleşecek bu tören gerçekleşti konferans saat 10'da başlayacaktır diyor bu tören gerçekleşti arkadaşlar Hatta şey demiş kaçak yayın bundan sonra olmayacak demiş ee, yani dikkat etmenizde fayda var Mesela bana çok soruyorlar Hocam diyorlar işte ip öpücük TV mi İ, 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 ipli TV bir şey soruyorlar falan gereken açıklamayı yapıyorum. Yani yasal yollarını izlemeniz daha doğru. Ama bu paralar bilmiyorum ne şekilde. Bak şöyle yapın. Ligin ilk yarısında izlemeyin maçları. Bakın bakalım eğer lig ise hakemler adilse, yayıncı kuruluş adaletli bir şekilde yönetiyorsa alın. Yok böyle olmuyorsa siz bilirsiniz. Şimdi 9 tane teklifin yapıldığı yayın ihalesinde iptal etme kararı aldığı gerekçeleri de açıklamışlar. Bu bizim için önemli değil. 2 yıl daha BN Sports'ta devam. Yani e, ee, olsun herkes için. Ve Fenerbahçe taraftarını mutluluktan 4 köşe yok. 8 köşe. 16 köşe yapacak habere geldik. Jesus biletini kesti. Kimin? Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luis Gustavo'nun şu kupiyle oynanan hazırlık başında yaptığı pas hataları ile teknik direktör Jorge Jesus'u dinden imandan çıkarttığı belirtildi. İsa'ya yemin olsun ki seni istemiyorum demiş. O da demiş ki hocam Jesus bizim dinimizde İsa demek. İsa sen oluyorsun demiş. Doğru konuş çarpılacaksın demiş. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe teknik direktörü Jesus ön libero'ya transfer istiyor. Gustavo'nun oyun kurmada ve takımı atağa çıkarmada yetersiz olduğunu düşünmüş. Mesela Gustavo'yu okutuyormuş, yetersiz bakiye diyormuş. Onu düşünen Portekiz teknik adam eski talebeleri Real Betis'ten William Carvalho ya da Flamengo'dan William Arao'yu takımda görmek istediği belirtildi. Şimdi ben bir de güzel bir duyum vereceğim Carvalho ilgili. Ama şunu söyleyeyim. Ee, biz kimi istiyoruz diyelim? Carvalho'yu. Gidiyoruz abi. Sosyal medyaya bir pompalıyoruz haberleri. Haberleri bir pompalıyoruz. Sanki sen sanırsın Carvalho hiç gündemde bile yok. Hop bir bakıyorsun transfer sürecinde hızlı gidiyor. Neyse. Kuzey Makedonya gibi şu 11'de başlayıp 60 dakika kalan Gustavo'yu sık sık yaptığı top kayıpları. Cesu'su kızdırdı. Takımı yavaşlatıyor demiş. Pas tercihleri sıkıntılı. Pas verme hızı yavaş. Topla oynama süresi yüksek. Bu da rakibin daha çabuk yerleşmesine ya da alan kapatmasına sebep oluyor. Takımı hızlı oynatacak bir isme ihtiyacım var demiş. Fenerbahçe Carvalho için Betis'e 5 milyon euroluk teklifte bulunacak. Geçen sezon 49 maça çıkan 4 gol 5 asist yapan isimden bahsediyoruz. Eğer Carvalho'dan olumlu cevap alınmazsa bu defa Arao'ya gidilecek diyor. Ve diğer haberimiz William Carvalho'da İbre Fenerbahçe'ye döndü e, ee, Jesus Luis Gustavo'yu sildi. Gönderin bu çöpü. Hoş geldin. Hoş geldin. Burası sihirli bir dünya. William Carvalho desem ayıp olur mu? Bakalım. Transfer çalışmaları doğrultusunda uzun süredir teknik direktör Jesus'un ısrarla istediği William Carvalho için Fenerbahçe aşama kat ettiği belirtildi. Hayır. Nuh dediler, peygamber demediler. Sonra dediler ki biz Nuh'un peygamber olduğunu kabul edersek Müslüman oluruz. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz dediler. Ama dikkatlice dinleyin. Buradan sonrasına dikkat. Ee, Teknik tek, direktör tek, Cesur'un listesinin ilk sırasında görüşme olumlu yönde ilerliyormuş. Israr Aleyhisselat yaşındaki futbolcunun Real Betis 5 milyon euroya kadar düştü. İspanyol'daki bile görüşmeleri sürdüren yönetim bu rakamı 3-4 milyon euro bandına çekmeye çalışıyor. Daha da düşüye çekmeye çalışıyor. Sayın Hacivert'teki 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı karbon yok tam olarak anlaşma değil. Yıllık 3 milyon euro üzerindeki maaş talebini ise yüksek buluyor. Bir <laughs> şey <İşi> söyleyeceğim. <laughs> Mantık hatası yok mu? Bak bir okuyorum. Salih Nacivet'le ekip 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı Carvalho'nun yıllık 3 milyon euro üzerindeki maaş talebini yüksek buluyor. Yok hocam sözleşme süresi konusunda anlaşmışız. Parası konusunda değil. La parasında anlaşmadığın müddetçe süresinden neyine anlaşacaksın? Biz seninle 20 yıllığına anlaşalım tamam ama hiç para vermiyorum. Tamam kabul hadi. Bu rakamı 2,5-3 milyon euroya indirmek istiyormuş yönetim. Toplam maaş bütçesinde sıkıntı yaşamak istemiyor. Doğru. Bu da doğru. Geçen sezon Real Betis forması 33 lig maçına çıktı. Karbalıyor. iki kez fileleri sarstı. Üçte gol pası verdi. Az önceki haber daha iyiydi. O total aldıydı. Luis Gustavo gitmek isterse Allah sizden e, şey kolaylık sağlanacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu mevkideki oyuncusu Luis Gustavo'nun yıllık 4 milyon euroluk maaşı yok 115. Allah aşkına yeter. Lan birisi 2.7 diyor, birisi 3.6 diyor, birisi 6.4 körner derneği diyor, birisi 3.8 engelliler derneği diyor, öbürü 4 diyor. Yeter. Yüksek maaş diyelim. Hatta şunu söyleyeyim, Mesut Özil de dahil Fenerbahçe'nin en fazla maaş alan futbolcusu Gustavo diyelim. 3.2'yi anlaşalım. Bu sıkıntı yapıyor. Başka bir kulübe gitmek istemesi halinde kolaylık sağlanacak diyor şimdi duyum kısmına geldik. Önemli kısım burası. Bak buraya kadar beğenmediyseniz şimdi beğenin yayın videoyu. Fenerbahçe, Jesus'un ısrarla istediği Carvalho için e, kulübüyle normalde anlaşamadı. Oyuncuyla da anlaşamadı. Ama kulüp ve oyuncu birdenbire geri dönüş sağladı. Dediler ki biz pişman olduk. Harbi harbi biz pişman olduk dediler. Şimdi 3,5 milyon Euro civarında bir para teklifimiz vardı bizim bon servis için. 4'e yani kadar düşürme teklifimiz vardı. 5 verin alın gibisinden bir cümle kurdular. 5 milyon. Normalde 7'den aşağı inmiyorlardı. O bir tane de Vinicius vardı. Vinicius içinde 9 diyorlardı. İnmiyorlardı. Ama 5 verin alın cümlesini kurdular. İster taksitle ister peşin diye. Bu bir. Yer. Bak net duyum veriyorum. An hani diyorsunuz ya videolar izliyoruz duyumları alamıyoruz. Al sana net. Dinlemediğiniz için alamıyorsunuz o ayrı mesele de. 2 Oyuncu 3.5 milyon euro kazanıyor mu? Kazanıyor. Fakat 50 kere söyledim size. O para %140. Yani %140. Şöyle anlatayım size. 3.5 milyon euroyu bölüyorsunuz 140'a. Çarpıyorsunuz 100 ile. 2.5 milyon euro kazanıyor oyuncu kulübünden. Resmi ücret olarak yıllık 2,5 milyon euro kazanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani oyuncu 2,5 milyon euro kazanıyor. Bu da okey. Oyuncu normalde Fenerbahçe'den 3,5 istiyordu. O da düştü. 2,75 artı maç başı civarına. Hayır biz 1,8 ya da 2,2 aralığında peşin para... Artı maç basa artı şampiyonluk primi kabul ediyorduk. Oyuncu da kabul etmek üzere. Yani iş, işin açıkçası Carvalho'nun aldığı ücret düşecek. Ha şu da bir gerçek. Hani La Liga gibi göz önünde olan bir ligde oynamayacak. Ayrı mesele ama yine de Fenerbahçe'nin takip edilen bir takım olduğunu o da biliyor. Hele hele Jesus da Portekiz'in kesinlikle, yani Portekizlerin kesinlikle takip edeceği futbolcu olacağını biliyor. Orayla bir sene sözleşmesi kalmış bizim elimizi güçlendirin o bak bir sene sonra ne olur kim öyle kim kala bu kadar paraları bulamazsın. Gel şöyle yapalım. Lafımız da hakim. Yani %100 anlaşılmadı ama İvmek kesinlikle Fenerbahçe'ye döndü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve e, Türkiye'ye gelirsem de ben ekstra para isterim falan filan. Asla böyle bir şey yok. Türkiye 3. Dünya bölgesi falan filan değil. Jesus gelmiş. Sen kim köp? Sen kim oluyorsun lan? Derler adama. Buraya kaç tane köprümüz var bizim. Hani buraya gelirsen milli takıma seçilemeyeceğim diyor. Bizimki de diyor ki aslında buraya gelirsen seçilirsin. Bilginiz olsun. Asıl buraya gelirse seçilirsin. Ee, vallahi ben yaşlı görüyorum. Siz sevebilirsiniz, edebilirsiniz. Ben hani Gustavo'yu gönderip Gustavo almak gibi görüyorum. Yani Peugeot 307 2004 modeli satıp Peugeot 307 2005 model almak gibi görüyorum. Ama yani bu transferin olması için Gustavo'nun olmaması lazım. Yani Gustavo elden çıkarsa şu anki şartlara göre diyorum. Bir de kaynak üretebilirsek transfer için bonservis kaynağı. Carvalho bu sefer Fenerbahçe'de derim ben. Eğer kaynak üretirsek ve Gustavo'dan kurtulursak. Abdülkerim Bardakçı için ben söylemeyi unutmuşum bir önceki videoda. Bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Abdülkerim'i yedek stoper olarak düşünüyordu. Yani Serdar Aziz Kimmici Serdar'ın arkasına düşünüyordu ve çok salakçaydı. Bakın meşhur duyumcu Yağız Savuncuoğlu'nun duyumlarına göre söylüyorum. Meşhur duyumcu Yağız Bey'in duyumlarına göre. Fenerbahçe'yi Abdülkerim için ne verecekti? 3.6 milyon euro artı Samatta işte Lemos, Kolkır falan ki adamların alacakları Samatta'ydı. Yani Samatta'nın bu servis artı 3.6 milyon euro. Çok büyük salaklık. Arkadaşlar Bak etmeyin eylemeyin. Yüksek paraları görmüş. İki tane diyorum size Arap kulübünden 4,5 milyon euroya teklif. La 4,5 geçtim. 2,5 teklif gelir mi? Gelir gelebilir. Yıllık ücreti de var tamam kabul ama 2,5 teklif gelse 2,5 milyon euro sayalım hadi. Sen Abdülkerim'e 3,6 artı 2,5 yani 6,1 milyon euro mu vermiş olacaktın? Bu büyük salaklık olurdu bence. Çok büyük gerizekalık olurdu. Hadi Samad'da'yı saymıyorum. 3.6 kabul edelim. Adamlar dedi ki Samat'ta sizde kalsın 3.6. Yıllık ücrette 1 milyon euro diyordu. 1 milyon eurodan 4 yıllık ücret yani 7.6 milyon euro. Hani bir ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de bilirsiniz. Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır. Bunu siz bilemezsiniz. Bunu yalnızca Allah bilir diye. İnşallah hakkımızda hayırlısı budur. Hocam Beşiktaş ve Horst'u almış. Yıllık ücret ne kadar veriyorlar haberiniz var mı? 3 milyon euro artı 1.2'de vergisi 4.2 milyon euroya mal ediyorlar arkadaşlar. Hocam biz A plus forvet alacak mıyız? Senin alacağın A plus forvet belki Vegors'tan daha iyi olacak. Ama bu kadar para vermeyeceksin. Belki yarısını verecek. Hocam cimriliğin lüzumu yok. Şampiyonluk için. Arkadaşım bak. Sevgili arkadaşım 3 tane Vegors alsan. 3 tane. 3 tane. 4.2'yi 3'ten çarp 12.6. Şampiyon olsan bu kadar para alıyorsun. Bak şampiyon olsan bu kadar para alıyorsun. Yani 3 tane futbolcu getiriyorsun şampiyonluk parasını ona gömüyorsun. Ne anladık bu işten? Ha. 3 tane böyle futbol 10 tane böyle futbolcu getirdin. 10 tane böyle futbolcu getirdin. Hep yani 10 tanesinin parası buna bedel. Şampiyon oldun. Değer mi değer? 10 futbolcu. Bunlardan birini ikisini satabilirsen de zaten üstte şey yapıyor. Hani şey gibi düşünün. Hayvancılık yapan arkadaşlarım bilir. Süt üretirler. Özellikle Konya yöresinde çok fazla vardır. Süt üretip satarlar. Hayvancılar sütten para kazanmazlar. Süt yemi falan filan karşılar. Hayvanın doğurduğundan kazanırlar. Yani teşbih de hata olmasın ama danasından kazanırlar. Kuzusundan kazanırlar. Ne yapar abi? Hoştayın, <laughs> simenter bilmem ne falan filan alırlar. Onu bir yere kapatırlar. Yedirir, içirir. Ee, şey yaptırırlar. Sütünü alırlar. Satarlar sütünü. İşte destekleme falan alırlar devletten. Misal veriyorum yem kaça denk geldi? 1 milyon liraya. Desteklemeyle birlikte kaça Bir buçuk milyon liraya. 500 bin TL'lik yıllık karın olur. Sonra da hayvana baktığına, ettiğine, maaşına sayarsın. Asıl parayı buradan kazanmazlar. Asıl parayı yavrusundan kazanırlar. O inek yavruladı mıydı? Tanesini belki 10 bin, 10 bin TL'den satarlar. 10 tane yavrulasa, yani 10 tane yavrulamış olsa, 100 bin TL. Hayır. Onu biraz daha büyütüp opsiyonlu satarlar. 20'den satarlar. 30'dan satarlar. Hani 500 bini senede alırken belki ayda, belki 2 ayda bir 40 bin, 50 bin TL para kazanırlar. İşte Fenerbahçe'nin de oturtmak istediği sistem bu. Ben diyor sistemimi kurayım. Gelir giderle hemen hemen aynı olsun. Futbolcu satışından malı götüreyim. Misal bir ferdi geleceksine 20'ye satayım. Bir kimmişi 40'a satayım diyor. Çok doğru yoldayız. Lütfen takımımıza destek olun. Başka Fenerbahçe yok. Futbolcu çöplemeyi de bırakın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gustavo hiç silmiş. Gönderin bunu demiş. İstemiyorum demiş. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başarırız da güzel yanlara koşarız. Görüşmek üzere.